Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında dairede alan konusundaki alan taşıma birleştirme kısmındaki kazanın testini çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda şu alanlar sorulmuş bize. Şimdi dostlar şuraya A alanı diyelim şuraya B alanı diyelim. Yan yana geliyorsa süper. E, burada kaç alfa iken burası da alfa değil mi? Alfalık dilimin alanı A iken alfalık dilimin alanı burada da A'dır. A, A artı B alanı burası. Yani alfalık dilim. Hatta burası merkez çektik. 90 derece. Yarı şap 4 ise 4. Dik üçgenin alanı yapıyor hatta burası. alfa dilim dediğimi yapmayın. alfa dilim A. A artı ve dik üçgenin alanı. Yani 4 çarpı 6 bölü 2. 24 bölü 2'den alanı 12 diye buluruz. Evet birinci soru. Balık keser çıktı geldik 2'ye. S1 eksi S2 isteniyor. Bak bu sefer alanlar toplamı istenmiyor. Farkları isteniyor. Ben şuraya bir A diyeyim. S1 başta den, verildiği için S1 artı A yazalım. S1 artı A alanı ne eşit? Hocam S1 artı A şu yarım dairenin alanına pi r kare bölü 2 eşit. Yani 18 pi eşit. Peki S2 artı A'ya bakalım. Çeyrek dairenin alanı değil mi budur bu? S2 artı A alanında pi r kare bölü 4'tür. Yani bu da 9 pi yapar. Benden farkları isteniyor. S1 eksi S2. Çıkarttığım zaman A'lar gidiyor. S1 eksi S2 neye eşit oluyor? 18 pi eksi 9 pi'den 9 pi'ye eşit olur. Yani cevap Denizli yaptı. ikinci soruda. Geldik 3'e. Şu alan A ve B. Şimdi kare olduğu için bütün alanlar birbirine eşit değil mi? A, 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 A. Evet. A hocam benden A artı B alanı isteniyor. E, A artı B alanı burası. Köşegenler kare dedik ki şu aynı zamanda. O da çeyrek daire yapmadı mı? A artı B alanı çeyrek dairenin alanı yarıçap lazım bana. Hocam 4, 4 ise tamamı 4 kök ki. Burası 2 kök 2, 2 kök 2 yapar. yarıçap çap 2 kök 2 buluruz. Şimdi çeyrek dairenin alanı bulalım. Pi 2 kök 2 karesi bölü 4. Yani 8 pi bölü 4'ten cevap 2 pi çıkacaktır. Cevap denizli oldu üçüncü soruda geldik dörde. Bu alanlar toplamı istenildiği yarıçapları da aynı olduğu için alfa, beta, teta ve gamma toplamı nedir? 360 derece arkadaşlar. Ee, bu açılar toplamı aynı bir daire içerisine oturtulabilir. Yani açılar toplamı 360 olduğu için direkt alan tam bir daire yapar. 360 olduğundan pi r kare yapacaktır. Cevap 9 pi yapar yani cevap. Evet dördüncü soru denizli oldu geldik 5'e e şu alanları arkadaşlar şuraya taşıyacağız. Bitti. Bunu buraya, bunu buraya taşıyınca olay bitti. Direkt alanlar toplamı ne yapıyor arkadaşlar? İşte şurası yapıyor. Yarım daire yapıyor. Ama hocam bunların buna eşit olduğunu nereden biliyoruz? Şimdi dur. Ben şunu şöyle çizersem. Şunu da çizersem. Çapı gören çevre açı 90 derece midir? Evet burası 90 derece. E hocam burada da şöyle çapı gören çevre açı 90 derece. Aa hocam 90 derece burası. Burası da çapı görüyor 90 derece burası da. Yani bunlar doğrusal oldu. Ve karenin köşegenleri oldu. Bunlar birbirine eşit e, eşit girişlerin ayrıtları alanlar birbirine eşit ya. Burası A iken burası A. Hatta burası da A. Eş dairelerden de aynıdır A. O zaman sen al buradaki A alanı buraya koyabilirsin. Buradaki A'yı buraya koyabilirsin. Buradaki A'yı buraya koyabilirsin. Buradaki A'yı buraya koyabilirsin. Senden ne isteniyor? 4 A artı B isteniyor. 4 A artı B alanında bak bakayım nerede? Tam bunlar yan yana yapmıyor mu? Evet. Yarın dairenin alanı yapıyor. Karenin alanı 16 ise bir kenar 4 yapar. Yarı çap 2 yapar. 4A artı B de yarım dairenin alanı yapar. Yani pi R kare bölü 2 yapar. O da kaç yapıyor? 2 pi yapıyor. Cevap balık kesir oldu. 5. soruda. Geldik 6'ya. 6. soruda O noktası her iki dairenin merkezi olarak verilmiş. Y uzunluğu da verilmiş. O A da verilmiş bize. Hmm. Şimdi bizden ne isteniyor arkadaşlar? Boyalı bölgelerin alanları birbirine eşitmiş. hocam burası A iken burası da. Şuraya B dersem. A artı B hem bu dairenin alanı hem de bunun alanı oldu. E o zaman A artı B'leri birbirine eşitleyelim. A artı B alanı şu dairenin alanı. Şimdi bana O A'yı 18 vermişti. Küçük dairenin yarı çapı isteniyor. Şurası R isteniyor benden. Şimdi A artı B alanı nedir? Pi R kare eşittir. Aynı zamanda A artı B alanı nedir arkadaşlar? Hocam bunun yarıçapı kaç verilmişti? 18. O, o A 18 vermiş ya burası da 18 yani. A artı B de şuradaki dilim. E, hocam açı yok ya. Ama yay uzunluğu verilmiş. Ha yay uzunluğu çarpı bu. Bölü 2 değil mi? Yani 4 pi çarpı 18 bölü 2 eşit. Pi'ler gitti mi gitti. Şunlar sadeleşti. Işte 2 36. R kare 36 ise R'yi buradan 6 buluruz. Güzel bir soru arkadaşım. Cevap Akçay yaptı. Şunu unutma. Yay uzunluğu verildiğinde dilimin alanı. Bak A artı B'nin alanı. Yani şurasının alanı. Yay uzunluğu çarpı R bölü 2'ye eşitti. Bu A artı B'yi şuradaki A artı B'ye eşitleyince R'yi de 6 bulduk. Yani cevap Akçay çıktı. Ve böylelikle bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda dairede benzer testte görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.